Kurs doğru cevap. T. Tutkal. Tutkal doğru cevap. Platonik. Platonik doğru cevap. Aşağılamak. Aşağılamak doğru cevap. Sevgili izleyenler, ben de alkışlamaya başladıysam stres artmıştır biliyorsunuz stüdyoda. Hilal Hanım geldi karşıma oturdu. Bakıyor heyecanla bana. Hilal Hanım, ne haber? İyiyim, siz? Fena değil, heyecanlısınız. Biraz. Biraz, harikulade. Şehnaz Hanım gözünüzü korkuttu mu? Yani çok iyi yarıştı, tebrik çok iyi ediyorum. Yarıştı. Tebrik ediyorsunuz, evet. Harikulade. Siz fabrikada çalışıyordunuz. Yani babama yardım ediyorum. Babanıza yardım ediyordunuz. Çok güzel. Peki görüşmeyeli hayatınızda bir şey değişmediğini söylediniz. Gerçekten değişmedi mi? Aynı. Antrenman yapmaya devam ediyorum. İşe gidiyorum. Antrenman yapıyorsunuz. Evet. Kaç gün yapıyorsunuz? En kötü 3-4 gün gitmeye çalışıyorum. En kötü 3-4 evet. Gün mü? Zaten 7 gün var Hilal Hanım. Ya işte okuldan zaman bulabildiğim vakitlerde. Okulda var. Ekstra boş günüm olursa da yüzüyorum. Yüzüyorsunuz. Nerede yüzüyorsunuz? Yani havuzda. Salonda. Soruya bak. Sanki. Leğende. Demin çıktı ya İbrahim. Leğende yüzüyor. Çok saçma. Evet. Peki bir hedefiniz var mı bugünle ilgili? Yani 8 bin yaparsam mutlu olurum. 8 bin yaparsanız biz mutlu olmayız. 8 bin ne? İnsanlar 9 binler yaptılar. Şimdi öncekinde 8 bin dedim. 9400 yaptım. Şimdi 8 binler diyeyim 9800'ü göreyim gibi. Yok 9800 olmasa bile 9 binlere ulaşırsam mutlu olurum. Peki tamam. Bakacağız Hilal Hanım. Ben buradayım merak etmeyin. Hanımlar beyler ilk sorumuz geliyor. Sayı sıfatları ile birlikte kullanılarak bir olayın her bir tekrarlanışını bildiren söz. Defa, sefer. Kere. Kere doğru cevap. Hanımlar beyler dört harfli ikinci kelimemizin sorusu yağ gibi akıyor ekranda. Sanki hiç daha önce akmamışçasına. Yalnızlığa mahkum müzik parçası. Yalnızlığa mahkum müzik parçası. Arabesk. Yok öyle fikir olarak dediniz de bu şey mesela yalnız müzik. Solo. Ne? Solo. Solo doğru cevap. Efendim 5 harflilere geçtik ve buyursunlar sorusu gelsin. Bakayım nasıl bir soruymuş. Şu severim de ben bunu. Bütün veya dilimler halindeki kuru meyvenin şekerli suda kaynatılmasıyla elde edilen bir yiyecek veya içecek. Harf alayım. Harf verelim. Ş. Benim rahmetli babaannem sahurda çok severdi bunu. Böyle kuru meyveleri dilimler halinde kaynar su böyle şekerli. Ne olur o? Kompost geliyor bir tek aklıma. Yani işte onun o da onun başka bir anladım. İsmi. Kompostu taze meyveyle yapılanı. Harf alayım. Alın. Harf alın. Hoşaf. Hoşaf doğru cevap. İnanılmaz. Gerçekten ağzımdan cevaplar kendiliğinden böyle diye dökülmeye başlayacak sevgili izleyenler. Çok fena bir gün. Beş harfli ikinci kelimemiz yoksunluk eki almış. Yazık ona. Bakın sorusu da şöyle. Başını sokacak yeri olmayan, sokaklarda yaşayan kimse. Evsiz. Evsiz doğru cevap. Efendim altı harflilere geçtik. Batı kökenli bir sıfat soracağız ama dilimizde de böyle öyle bir yerleşmiş ki atsan atılmaz, satsan satılmaz. Bak sorusu da böyle. Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan. Bencil. Hodbin. Ne? Bencil. Değil. Sadece kendini düşünen, kendi çıkarlarını her şeyden üstün tutan. Fransızca kökenli. Şey deriz. Aa onun da ya o çok nokta nokta biri deriz. Harf alayım. Harf alan biri. G. Egoist. Egoist doğru cevap. Efendim 6 harfli ikinci arayacağımız cevap bir birleşik kelime. Evet. Böyle emir verir gibi bir şey. Buyurun sorusu.
Hem koltuk hem yatak olabilen fırıldak mobilya. Çekyat. Çekyat doğru cevap. Efendim geldik 7 harflilere mastarla biten bir kelime arayacağız. Şu soruyla arayacağız onu. Birbirinin aynı olan veya birbirini andıran iki şeyi bir araya getirmek. Birleştirmek. Gibi bir şey. Birbirinin aynı olan şey bir araya getirmek. Eklemek. Değil. Değil. Bir harf farklı ama. Birbirinin aynı nedir? Eşlemek. Eşlemek doğru cevap. Efendim yarışmanın ortasındayız. 3400 puanımız var. 1 dakika 55 saniye süremiz var. 2 harf daha alabiliriz. Almasak daha iyi olur. Çünkü 2 harf alırsak 43 saniye bırakmamız gerekiyor. Zor. Aynen, gerek yok. Almasanız keşke. Tamam. Evet. 7 harfli ikinci kelimenizi soruyorum. Şu soruyla efendim buyursunlar. Omuzlar üzerine konarak kullanılan ve omuzlardan aşağı dökülen geniş kolsuz bir tür üstlük. Hayal edin. Omuzlar üzerine konarak kullanılan ve omuzlardan aşağı dökülen geniş kolsuz bir tür üstlük. Anladım, daha da aklıma gelmedi şu an. Pelerin. Pelerin doğru cevap. Gerçekten daha ben sizin için ne yapayım? Yordum. Hilal Hanım. İnşallah ay finaline kalır parayı alırsınız da kırışırız. Olur. Hak ettiğimi düşünüyorum sevgili izleyenler. Şimdi efendim 8 harflilerdeyiz. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Bir şeyin olmasını veya bir kimsenin gelmesini sabırsızlıkla beklemek. Yolunu beklemek. Gözlemek. Ne? Gözlemek. Gözlemek doğru cevap. 8 harfli ve sanki çabucak bilebileceğinizi düşünebileceğim bir kelimeyi soracağız. Gelsin bakalım. İmitasyon takı ve süs eşyası satılan dükkan. Bijuteri. Bijuteri doğru cevap. Efendim geldik 9 harflilere. Bakalım tek kelime ve mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız olacak. İlk 9 harfli cevabımız da bu olacak. Gelsin sorusu. Yiyecekleri çok yüksek ısıdaki yağda pişirmek. Basit düşünün. Harlamak geldi ne alakası. Aa, ne münasebet efendim. Yağda pişirmek nedir? Efendim mesela yağda ne yaparsınız? Pişiririm. Yağda pişirmek. Yani yağda aslında pişirmek demeyiz ya. Kızartmak. Kızartmak doğru cevap. Efendim bir birleşik kelime soracağım şimdi. Buyursunlar gelsin bakalım 9 harfli ikinci cevabımız. Mecazi anlamda birlikte yapılmasına karar verilen bir işten tek taraflı cayan kimse. Oyun bozan. Oyun bozan doğru cevap. 10 harfli ilk aradığımız cevap 2 kelimeden oluşuyor. Kaç harf alabiliyorum şu an? 1. 1. O kadar. Ve kendisi bir deyim. Üstelik mastarla bitiyor. Deyim de kötüyüm bakalım. Bakalım. Bakalım bakalım. Sevgili izleyenler, Hilal Hanım deyimlerde kötü müymüş anlayacağız şimdi. Buyursunlar soru şöyle. Yersiz ve yararsız bir biçimde bir kazanç elde edemeden boşuna harcamak, tüketmek. Har vurmak, harman sormak. Yok. Boşuna harcamak. Aa, bu da... Ziyan etmek. Ziyan etmek. Ziyan etmek doğru cevap. Efendim şimdi de yine iki kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabir soracağız. Bakalım... Sorusunu nasıl sormuşuz? Dın dın, dın dın, dın dın. Dolgun balık etinde olan kimseler için üretilen kıyafetleri niteleyen genel bir tabir. Büyük beden. Ne? Büyük beden. Büyük beden doğru cevap. Hilal Hanım ağlaya ağlaya 9500 yaptı. İnanılmaz. Ben böyle bir şey görmedim sevgili izleyenler. 18 saniyede arttırdınız. Tebrik ederim.
Ben hala hoşaftayım. Ne açıdan? Yani onu bilememem. Bildiğiniz gibiydi ama. Harf alarak bildim. Basitti yani. Ha, aynen. Hırslı kız. Ne yapalım sevgili izleyenler? Hoşafı boş verin artık. 9500 puanla şu an hafta finalisti olarak birincilik koltuğuna oturdunuz. Belki de ay finaline siz gideceksiniz. Bölüşeceğiz. Belki de Ezgi Hanım gidecek. Onu da birazdan anlayacağız. Alkışlarla Hilal Hanım'ın yerini oynuyoruz. Ve son yarışmacımız geliyor.